sinirsi yaşıyoruz. Kedim ise 24 saat içeride yanıyor. Sokak kedileri. Kedimi yalamadım. Tembih etmişler. Görüntü aynı. Burada bu kesintiler sık sık oluyor. Düğmeye basılmış gibi. Özellikle yayın yaptığım zaman veya araştırma yaptığım zaman. Attığım bir ihbar yüzünden polisten telefon oldu. Cevap veremedim. Tekrar aramasını istedim telefonla. Ve buradan belirtiyorum ki ihbar olarak ses kaydı göndereceğim. O dava hakkında. Tahminen bu kesinti sadece bu bölümde, yan tarafta yoktur. Daha önce de oldu. Orası başka yere bağlıymış. Apartmanda elektrik ayrımı var. Fakat bodrum ayrımı yok. Tuhaf değil mi yani? Bölümün biri başka bir trafoya, ötekisi başka bir trafoya. Balkona çıktım, 90'ın kormadığına şaşıyorum. Çünkü diğerleri koşturuyor. Hava soğuk, buz gibi. İlk hamle. Arkaya kedilerin yaptığı pisliklerin yeni bir sinek türü getirdiğine dair işaret. O yola onların orada giriş var. Elektrik kesintisiyle beraber bu sefer frekans olayı var mı bakıyoruz. Neredesiniz kuşlar? Oradalar. Demek ki o kadar yok. Serçeler de geldi, iner gibi oldu, sonra tekrar yükseldiler. Eskiden anında dadanan güvercinler ise onlar etkilenmiyor galiba. Onlar yok, aniden yok oldular. Bu da belli ki kafesten geliyorlar. Ve etrafı pisliğe boğuyorlar. Onları da kuşlara yem atıyorum diye komşuları bana çevirmek için yaptılar. Çünkü panjurlara pencereyle konup pisletiyorlar. O yüzden poşetler astılar oraya onları uzak tutmak için. Ben de beslenme yerini değiştirdim. Artık oralara zarar vermeyince sadece burayı pislettikleri için çektiler. Öyle şeyler yaptırılabilen güvercinler mesaj alışverişi de yapar. Uyuşturucu kurgeliği de. Polisin bana sorduğu ihbarım hakkında biraz bilgilendireyim. Laf olsun, torba olsun. İhbarda bulunmuşum, bayıldım diye. Aşırı yanlış ilaç yüzünden. O zaten videolarımda var. Neyden kaynaklanıyor? Bu en üstlere gidiyor. İlk davamda oraya
sürmeye çalıştılar. Ve o kağıtlarla koşturan ve alakası yokmuş gibi her şeyi yöneten davacının soyadında. Ve sonradan o hastaneye alındığında orada usulsüzlük oldu. Zaten oradaki karşılama töreni müthişti. Bütün oradaki sürem müthişti. Resmen hastalara çektiriyorlar. Ondan sonra ilaç, iğne vurması, benim gibi birine, hepsi şaşıyor. Kurumdakiler, ben iğneye gidiyorum diye. Oradaki iğne yiyenleri görüyorum. Aramızda büyük fark var. Ve bu doktor karımı bile içeri yatırmaya kalkıştı. Ve hemşire bile onu uyardı. 2 haftada bir dedi bu iğne. Bu 2 günde bir yapıyordu neredeyse bazen. Ve orada bayıldım. Beni saldıklarından sonra uzun süre öyle baygınlıklar geçirdim. Ve şu an atlatmış gibiyim. Fakat yine de emin değilim. Sadece oradaki baygınlıktan dolayı. Bünyem benim çok kaldırıyor. Oradaki baygınlıktan aynı çeşit. Ondan şüpheleniyorum. Yoksa o siyah madde gibi penceremizin önüne de döküyordular. O zamanlar da baygınlık geçiriyordum çok. Fakat o aşırı yapılan iğneler usulsüzlüktür. Oradaki hemşire buna şahittir. Oradaki bir kitap yazmam lazım olanlar hakkında. Ve oradaki böyle mantıksız olaylar hakkında. Çünkü daha heyete çıkmadan buradaki hastaneden telefonlar geldi. Oradan sonra oraya gidebilir miyim diye. Ki belki normal bir usuldür bilmiyorum. Fakat heyet karar vermeden daha bunu bilirmiş gibi. Belki her heyete gitmeden önce soruyorlar bilmiyorum yine de. O kurumdakileri suçlamak istemiyorum. Bazı şeyler oldu. Mantığa uymayan şeyler fakat asıl sorun o ana hastanede var. Zaten yıldızları ters. Zaten orman kadar çam ağacı buradakiler gibi kel kalmıştı.